Evet, Sokovya'da yaşanan tatsız olaylardan sonra siyasi güçler kafasına göre takılan Yenilmezler ekibinin artık bir otorite altına girmesi gerektiği kararını vermişti. Ki bunun sonucunda bizim çocuklar kabul edenlerle etmeyenler olarak ikiye bölündü. Bak, bu filmi izlememiş olup otoriteyi kim kabul etmezdi diye tüm fanlara sorsaydık %99.9 herkes Tony Stark'ın etmemiş olduğunu, kaptanınsa kabul edip ona karşı bir ekip oluşturduğunu söylerdi. Bu yüzden Civil War filmi daha en başından milletin fikirlerini ters köşeye yatırdığından sürprizlerle doluydu. Tabi bu ekiplerin oluşmasında kış askeri gibi önemli faktörler de vardı. Şimdi biz asıl olayımıza gelelim. Peki bu esnada dünyada olmayan Thor ve Hulk işin içerisinde olsaydı acaba kimin ekibini seçerdi? Ve bunun sonucunda olayın gidişatı nasıl değişirdi diye mi merak ettik? Ve sinematik evren dışında çizgi romanlarda da karakterlerin özelliklerine, Kaptan ve Tony ile olan ilişkilerine bakaraktan bir sonuca vardık. Hadi gelin ekiplerin nasıl değişeceğine ve kimin rahatlıkla galip gelebileceğine bir bakalım. Bakalım da bak, abone olmayan izlenme sayımızdaki oranı görünce içim daralıyor. Kendimi sevdiği kadını geride bırakarak dünyayı terk eden Hulk abimiz gibi hissediyorum. Ki bu oranları alt üst etmek çok basit. Siz yeter ki abone ol tuşuna uğramayı unutmayın. Gerisi kendiliğinden çözülür. Bak hele bak, kardeşlerimin yürüyüşlerinin asilliğine bak. Göğüslerini kabarta kabarta gelişlerine bak. Valla tam bir mahalle kavgası. Sadece tek fark, savaştıkları şehir anında yok olabilir. Evet, Wanda ile Vision'ı, Karadul ablamızla Hawkeye'yi birbirine düşüren bu iç savaş otorite muhabbetleriyle başlayıp kış askeri olaylarıyla şekillenmişti. Ki aslında herkesin de kendine göre sebepleri vardı. Ekstra olarak gördüğümüz Spider-Man, Ant-Man ve Kara Panter karakterleri de iki taraf arasındaki dengeyi köklü bir biçimde sarsamamıştı. Fakat Thor ve Hulk'ın yapacağı seçim bu kavganın net bir biçimde sonucunu belirler. Evet, ekip içerisinde İtalya kafasında olup taraf değiştirenler de oldu. Ancak şimdi onları hesaba katmayalım. İki ekibin en başındaki konumunu göz önünde bulundurarak bir sonuca varalım. Şimdi Bruce abimizin Tony kankasıyla arasının zaten Ultron'u yaparken iyi olduğunu görmüştük. Fakat burada Bruce, Tony'ye güvenip bu işe girdiği için bin pişman olduğunu da unutmayalım. O yüzden direkt Tony'yi seçmeyebilir. Ki Bruce Banner dediğimiz adam, çizgi romanları açtığınızda çok bariz görürsünüz, kendisini kontrol etmeye çalışan herhangi bir hükümet organına dahi boyun eğmemiş biri. Tamam, Tony de özgürlük manyağı biriydi fakat olayın içerisinde kış askeri muhabbetlerinden dolayı safı zaten net bir biçimde belliydi. Ancak Banner'ın öyle bir olayı yok. He, karşıda ilk başta Natasha ablamız olduğundan belki fikirleri değişebilir. Orası biraz muallakta. Ki aslında Banner'ın fikrinin veya düşüncelerinin hiç önemi de yok. Çünkü asıl önemli olan Hulk kardeşimiz. O nereyi seçerse Banner de tıpış tıpış oraya gitmek zorunda. Ve bizim fikrimiz Kaptan Amerika'nın ekibini seçeceği yönünde. Evet, Hulk'ın seçiminden sonra dengeler fena halde sarsıldı. Ancak bu kapışmanın sonucunu Thor belirleyecek. Şimdi şöyle bir kafanızda canlandırın abi. İskandinav mitolojisine ait bir tanrı olan Thor, ekip arkadaşlarının kapıştıklarını görse sizce nasıl karşılık verirdi? Evet, kesinlikle düşmanlarına gösterdiği öfkenin kat be kat fazlasını caydırıcı bir güç olarak ortalarına çakardı. Çünkü silah arkadaşlığı savaşçı milletler için her şeydir. Ki Ragnarok'ta halka karşı bile son saniyeye kadar kendini tutmayı başaran Thor, böyle bir sahneyi karşısında görmüş olsaydı tanrı olduğunu tüm ekip arkadaşlarına çok sert bir biçimde hatırlatırdı. Bunu bilen senarist arkadaşlarımız da Civil War'ın içerisine bu dostlarımızı katmamışlardır diye düşünüyorum. Ki her ne kadar sinematik evrende gösterilmemiş olsa da halkın dünyadan gönderilmesi Illuminati ekibinin işiydi. Evet, bizce bu dostlarımız Civil War esnasında dünyada olmuş olsaydı bu kapışma hiç yaşanmaz. Bağırış çağırışla başlayıp sohbet muhabbetle elbet bir noktaya varırlardı. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda yağdırın gelsin. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.